Ben hanım, Kızılay'da kan başlayacak kadar ne oldu ki ya? Sadece dirseklemişsiniz. Bugün sadece. Bir şey olmamış. O kadar da ama ne tatlı duyarlı bir davranış. Ya. Bir bahane bile aramamıza gerek yok belki de Bartu. Belki hepsini değiştirmek mi istedi? Bütün dolaşımı mı değiştirmek istedi hani vererek? Olabilir. Neden olur? Hani o dirsek attığım kolumdaki kan dolaşımı ben tazelemek istiyorum. Yanlışlıkla çarpmıştım zaten. Yani böyle Kızılay'a falan gidip çocuklar acil acil hemen benim burada. Ya zaten ya açıkçası özellikle de dirsek atılacak bir ortam göremedim. Ben bunu yayınlarda üzerine konuşacak bir şey görememiştim bugün ama yine de gördüm Bartu. Maalesef guilty pleasure'ım çünkü. Bartu hala Karlı Dağlar videosunu bulamadığını görüntülüyorum. Hemen baş. Ferman Akdeniz Karlı Dağlar dinleyelim bence. Gülben Hanım'a da. Ya, o çıktı ilk. Bartu şarkının adı değil Karlı Dağlar. Gülben Hanım siz de reklamları yapmanız azıcık. Ne yazmam gerekiyor? Gülse Birsel'den çünkü Fide Garnitür reklamı geldi. Bartu Gülben Hanım'ın son video klibi bu. Önünde uzun bir süre boyunca Gülben Hanım bir şiir sergiliyor. İstiyorsan yani müsaitse yayına alabilirsen eğer kendisi bu şiiri seslendirir. Ben bu saatte Gülben Hanım'ı rahatsız etmek istemem ama gelmek istiyorsa J'ye bassın. Geri de çevirmem yani açıkçası o sükseyi de yaparım. Yani lütfen. Şöyle bir video çıkıyor benim karşıma. Bulamadım Karlı Dağları. Kan vermek daha belki kutsal bir reklam olabilir. Bu video... Bartu Gülben Hanım'ın maskeyi fazla kaçırdığını görüntülüyorum. Ya kan değil de daha çok selfie pozu vermiş. Kıyamam her ünlü gibi. Ay artık yani ellerimizde mavi eldiven varken de mi selfie ya? Selfie değil canlı yayın. Ya bilmiyorum yanlış bir şey söylemek de istemem şimdi. Asla yanlış bir şey söylemiyor Bartu bu yayında kimse hakkında bence. Kan bağlarınızı kopartın. Burak Altın'dan akrabalar. Evet Bartu o zaman hoş geldiniz Gülben Hanım dedikten sonra. Gülben Hanım hoş geldiniz. Sırada bu yayında daha kimleri göreceğiz? Bizi takip edin Gülben Hanım. Bizim takipçiye ihtiyacımız var. Bartu. Nasıl şimdi normal bir yayın akışı olsun ya şu noktadan sonra. Ya bir şey diyeceğim. Bizim yüzümüzden ünlüler saat karantina döneminde saat gece 1'de makyajlı bir şekilde evde oturacaklar. Her an bir canlı yayına katılabilir. Gerçekten böyle bir risk olamaz ya. Bartu ama Gülben Hanım yatak odasında makyajlı oturduğu bir videosunu paylaşmış YouTube'umdan açıkçası geçenlerde. O yüzden de ben hani her an hazırdır gibi düşünüyorum kendisini. Karantina tavsiyelerinde bulunmuş, kitap önermiş, film önermiş. Film olarak Yol Arkadaşım 1 ve Yol Arkadaşım 2 filmlerini önermiş hatta Bartu. Arda arda seyretmemizi de önermiş mi? Yani arda arda. Evet yani mümkünse demiş. Biri de izleyin, ikiyi de izleyin. Yani çok da fark etmez demiş kendisi. Ben de tavsiye edebilirim Yol Arkadaşım filmini. Bartu zaten adeta ne izlersiniz izleyin demek gibi bir... Dondu. Ha, dondu mu? Dondum bir anda. Bartu BKM tarafından yayınımız donduruluyor. Bartu açıkçası herhangi bir şey tavsiye etmek yerine Yol Arkadaşım 1 ve 2 demiş. Yani ne izlersiniz izleyin demek yerine Yol Arkadaşım 1 ve 2 çıkmış ağzına. Aşağı yukarı aynı şeydir bu ikisi. Ne olur artık kimseyi zor durumda bırakmadan yayınımıza devam edelim. Gülben Hanım YouTube kanalımızın da reklamını bakın siz yapmanıza ihtiyaç duymadan ben yapmış bulundum. Bize haber olarak gelmişti çünkü. İzledim bir haber potansiyeli. Ya benim şeylerim gene dondu. Komentlerim. Gülben Hanım'ın mesajını kaçırmışız Bartu. Show'un söylediğine göre. Gerçekten mi? Evet. Neyse Bartu. Gülben Hanım'ın yok ben göremiyorum. Bartu dirsek haberimizi yapma cüreti var mı mesela sende şu an? Dirsek haberimizi yapacağız tabii ama benim şeylerim dondu. Bağlanayım mı yazmış al yazıyor en son.
Ben gene Gülben çıkıp ben tekrar hadi açacağım yayını. Hadi Gülben Hanım'ı al.